Hey Alihubba, ben Burcu. İsveç'teki yaşantıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kanalımda da yazdığım üzere İsveç'teki deneyimlerimden de paylaşacaktım. Ve bu videoda yaklaşık 2 yıl önce yaptığım İsveç Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Militär Weekend eğitimine katılmıştım. Oldukça güzel bir deneyim oldu benim için. Çok şey öğrendim. Güzel bir challenge, aslında meydan okumaydı. Ondan bahsetmek istiyorum ve artı geçenlerde Försvarsmakten, yani İsveç Silahlı Kuvvetleri'nin bir YouTube kanalı var, şuraya bırakırım. Onların yayınladığı bir videoda 2020 yılı tamamen bir Total Försvaret adı altında, yani topyekün savunma planlaması üzerinde geçecekti. Bunlardan da bahsedeceğim. İzlemeye devam edin. Öncelikle size Total Försvarsmakten'den bahsetmek istiyorum. November, yani bu ay başlayıp bütün önümüzdeki bütün yıl devam edecek bir topyekün savunma planlaması. İsveç bu şeyi oldukça önem veriyor. Buradaki amaç aslında ülkenin savunma yeteneğini ve direnme gücünü arttırmak. Bu yüzden ülke genelinde oldukça yoğun bir çalışmaya girecek İsveç. İsveç neden bu kadar aslında krize hazırlanma sürecinde? Gelişen teknoloji, siber saldırılar, aslında İsveç'in kaynaklarını daha da güçlendirme, herhangi bir savaş anında toplum nasıl ayakta kalacak, nasıl hayatını idame ettirecek, devam ettirecek, bunların eğitimleri çok oldu. Ve geçen yıl İsveç bütün evlere bir aslında Försvarsmakten bütün evlere bir broşür gönderdi. Okumak, herhangi bir durumda, şu durumda neler yapmamız gerektiğine dair bir bilgilendirme kitapçığıydı. Ülkede biraz aslında şey oldu, ne oluyor, savaşa mı giriyoruz falan. İsveç dünyanın en huzurlu ülkesi ve 200 yıldır savaş olmayan bir ülke. En son 1800'lerde Büyük Kuzey Savaşları'nda İsveç Rusya'ya yeniliyor ve bugünkü sınırlarına kavuşuyor. Doğal olarak İsveç'te uzun uzun yıldır, yani 200 yıldır savaş yok. Fakat Rusya ile her zaman bir soğuk savaş var aralarında. İsveç bu yüzden her zaman tetikte olması gerektiğini söylüyor. Kendisi NATO Birliği'ne üye değil, bildiğiniz üzere. O yüzden kendi içinde güçlenme yöntemine gidecek İsveç. 2010 yılında İsveç'te askerlik kalktı. O döneme kadar kadın, erkek, herkes askere gidiyordu ve bir yıl askerlik yapıyordu. Fakat 2010 yılında sanırım Haziran'da tamamen kalktı. Şimdi İsveçlilerin kendi isteğine bağlı olarak askere gidebiliyorlar. İsveç ordusu, silahlı kuvvetleri aynı zamanda bir hemverneti de barındırıyor. Hemvernet nedir? Aslında yerel halktan gönüllerin toplandığı bir askeri birlik diyelim. Hemvernette kendi içinde de birçok grupları var. Sanırım 40 tane batalyon dediğimiz taburları var ülke genelinde. Ne yapıyor bu hemvernetliler? Siz bir İsveç vatandaşısınız, ülkenize katkıda bulunmak istiyorsunuz, herhangi bir savaş durumunda sizin de bir payınız olsun istiyorsunuz. Ve bu şekilde başvuruyorsunuz hemvernete. Yaklaşık 2 haftalık eğitimler şeyinde sonucunda bir hemvernet, aslında bu hemvernette ne olabilir? Aslında Grunt'ta bir, hani temelde bir askerlik eğitimi oluyorsunuz hızlıca. Gerçek tabii Grunt 3000'in değil. Yani temel eğitim değil. Şoförlük eğitiminiz olabilirse, ehliyetiniz vardı derseniz ki ben şoför olmak istiyorum, savaş durumunda şoför olarak yardım etmek istiyorum vatanıma. Ya da aşçısınızdır ya da elinizden bu işler geliyordur. Bu tarz özel kategorilere ayrılıyorsunuz ve o şekilde hızlı bir eğitim alıyorsunuz 2 haftada. Ve arada eğitimler geliyor. Mesela 2 yılda bir, 2 haftalığına tekrar gidiyorsunuz. O şekilde her duruma hazırlıklı olmanız gerekiyor. İsveç'te şu an yaklaşık 55 bin asker var. Bunların 20 bini bu Hemvernet dediğim yöresel savunma ordusu. Doğal olarak İsveç'in aslında biraz personel, yani askere ihtiyacı var. Ve bu yüzden aslında toplumda da biraz bir kuşku, bir korku var askereye karşı. Ve bunu kırmak biraz aslında askeriyede neler oluyor anlamında. Kısa bir hafta sonları askeri kurslar düzenlemişler. Ben de o kurstaydım. Çok çok şey öğrendim, çok eğlendim ve daha çok anlayabildim. Bazıları diyecek neden böyle bir şey yaptın? Benim için güzel bir deneyim olsun istedim. İsveç'te o dönem 4 yıldır yaşıyordum. Dedim ki neden sadece korkarak yaşıyorum, niye ortama karışmıyorum daha belki. Ve inanılmaz güzel bir fırsat bence bu. Çünkü Türkiye'de askeri olabilmek çok zor. Yani çok uzun araştırmalardan geçiyorsunuz.
Eğitiminizin çok iyi olması lazım. Ama İsveç size böyle bir olanak sunuyor. Gel hafta sonu eğitimlerimizi gör. Hızlandırılmış bir askerin hayatı nasıldır? Nasıl eğitimler veriyoruz? Adı altında bir kurs. İnanılmaz güzel bence. Küçük bir sertifika da aldım orada. Bir tişört. İnanılmaz güzeldi. Önceki gitme sebebim kendime karşı bir meydan okumaydı. Ve her zaman bir asker olan merakım. Abim asker, babam Gülhane'den tek. Bir aile içinde de bir asker durumu var. Ve o kostümü giymek. Nasıl bir asker nedir? Nasıl eğitim alıyor? Nasıl hissediyor? Bunları da hissetmek istedim. Doğal olarak böyle bir kursa gittim. Eğer böyle bir sizin de ilginiz varsa İsveç vatandaşı olmanız gerekiyor. İkincisi 18 yaşını doldurmanız gerekiyor ve güvenlik soruşturmasından geçiyorsunuz. Yani onlar bakıyor. Ve bu şekilde gönderiyorsunuz. Oraya giderken gelirken yol paranızı veriyor. Yeme içme zaten orada kalma orada. O yönden de çok iyi. Yani hiçbir şekilde bir şey para vermiyorsunuz. Ben girdim. Orada bayağı bir beş abi, nasıl diyeyim kanka, belki 30 kişi falan vardı. Ben oralara girdim. İşte bir de Stockholm'e Kungsängen tarafına gittim. Hiç daha önce oralara gitmemiştim. Bir şekilde işte Google'dan buldum. Atladım gittim trenle. Benim için çok heyecanlıydı. Hiç bilmediğim bir ortam. İnanamıyorum, tabura giriyorum falan oldum böyle. Ve İsveç ordusu çok heyecanlıydı benim için. Ve oraya girdik. Ben sanırım aslında hani biraz okudum fakat hani bakın işte bu tank, işte biz böyle atış yaparız falan gibi düşündüm aslında. Fakat baya baya biz asker eğitime girdik. Bizim işte kimliklerimize baktılar. Sonra işte dediler ki jivak, böyle hazır ol, hazır ola geçtik. İşte saydırdılar. Ondan sonra sıra halinde bir büyük bir binanın içine girdik. Orada işte kıyafetler, botlar, her şey bize teslim edildi. İşte numaranıza göre, yani iç çamaşırınıza kadar her şeyi verdiler orada. Ondan sonra oradan bölümlere geçtik. İşte odaları ayırdılar. Kadın erkek hani zaten. O İsveç'te yok. Kız erkek odası gibi bir şey yok. Tuvaletleri de aynı şekilde, banyoyu da öyle kullandık. Ve odayı da o şekilde paylaştık. Oraya girdik. Dediler ki 2 dakika yanınız var. Hemen hazırlanın. Biz bir ekmek kıyafetleri çıkardık. Ondan sonra giymeye başladık. Oradan dışarı çıktık işte. Dışarıda sıraya girmemizi söylediler. İşte anlatıyorlar işte nasıl şey olacak, yarın programlar nelerdir, nasıl yapacağız. Bu arada hazır oldu duruyoruz yani. İşte hiçbir zaman şapkanın işte kepsinin içeride takılmayacağını, bu bir kural. Hep dışarıda her zaman bunu takacaksınız, içeride asla diye. Böyle kurallar vardı. Ondan sonra işte orada hemen bizi, zaten biraz akşam üzeri gibiydi yani 7-8'de gibiydi oraya vardığımda. Ve işte makka dediğimiz bu sandviçler falan, çaylar öyle atıştırdık ve o gece yattık. Acayip böyle benim için heyecanlıydı. Böyle çok uyudum böyle belli belirsiz yani. Sonra 5'te kalkacağız dediler ve ben böyle ne 5'te mi uyanacağım falan diye. 5'te bağırışlar başladı. Yani bir de onbaşı seçtiler bizden. İsveçli bir kızdı o da. Hemen apar topar giyindik. Ve daha böyle güneş doğmamıştı yani. Koşuya başladık. Koşuyoruz. Ondan sonra çok ilk zaman bana çok etkisi geldi. 5'te kalkıyorum, koşuya gidiyorum. Yani ben hiç o kadar erken spor yapan bir insan değilim zaten. Ve bayağı koştuk. Sonra antrenmanlar yaptık işte. Açma, germe, şu bu. Oradan da kahvaltıya gittik. Garnizol, hani böyle herkesin yemek yediği bir yer. İnanılmaz güzel yemekler vardı. Açık büfe zaten. İstediğim kadar yedim baya böyle. Ondan sonra o gün işte şeye gittik, araziye çıktık, tanklara falan bindik. Çok güzeldi. Ben bayağı aslında korkan biriyim böyle şeyden, virajlar, arabanın böyle sürekli sallanması. Tank da böyle her yeri kavraya kavraya, bütün dağları tırmandık öyle. O da benim için böyle korku dolu bir tecrübeydi ama güzeldi. Daha sonrasında yangın söndürme. İşte bir tane ne derler ona? Bir kumaştan bir insan figürü işte yanıyor ve ben gidiyorum üzerine örtüyorum ve söndürmeye çalışıyorum falan. İşte onu söylerse işte nasıl insan işte yanarsa söndürmen gerekir, nelere dikkat etmen lazım, eğer bir yer yanarsa nasıl söndüreceksin. O da böyle beni çok geren ama oldukça öğretici bir aktivite oldu. Yani biri yanarsa nasıl söndüreceğimi biliyorum en azından. Umarım öyle bir şey olmaz. Daha sonra herhangi bir kanama, kırık gibi bu acil işte yardım nasıl yapılır onlardan bahsettiler. Sonra gaz odalarına götürdüler. İşte orada maskeyi nasıl kullanırız. Bir tane fotoğrafım var. Bu arada fotoğrafları koyacağım aralara.
maskeler işte taktım, nasıl şuralara dikkat etmeniz lazım, işte gaz olursa şöyle şöyle, yaklaşık işte 7 saniye içinde öleceğimizi eğer maskemiz yoksa, işte bu durumlardan bahsettiler. İşte o arazi çalışması böyle güzeldi. Bayağı birçok şey öğrendim ve bir grup fotoğrafımız var orada. Oldukça cool böyle renkli gazlarla falan. Çok güzeldi. Sonra yemeğe gittik. Tekrar yemekten sonra dışarı çıktık. İşte yine arazi çalışmaları anlatıyorlar şu bu falan. Çok güzeldi. Çok yorucu bir gündü benim için o gün. Sonra akşamına da toplanıp başka bir araziye gidip orada mangal yaptık. Çok güzeldi o da. Ve çadırlarda nasıl yaşıyorlar? Asker, iki tane asker vardı biz gittiğimizde. Onun işte eğitimini yapıyorlardı. Hani sivrisinek falandı. Yaklaşık işte daha orada 2 haftadır o çadırda yaşıyorlarmış. Bunlardan bahsettik. Sonra en güzel kısmı biz atış yaptık M3, M4'lerle. Ve hayatımda ilk defa o kadar büyük bir silah tutup atış yaptım ve çok iyi. Yani tam şuradan vurdum ve adam süper dedi, yani komutanım. Ve çok sevmiştim, hatta o video böyle Instagram'da da var. Çocukça falan diye böyle ciddi olmayan bir şekilde. Acayip hoşuma gitmişti ve aslında silah atışını orada ben sevdim. Hatta sonra düşündüm acaba bu konuyla biraz yani ilgilensem hobi olarak diye düşündüm. Ve o da çok güzel bir deneyimdi. Ve sonrasında iki uzman askerin çatışma sahnesini izledik. Orada da yine kulak şeylerimiz vardı, kaşlarımız. Öyle o şekilde onları izledik. Onu da videosu bulursam koyarım. Belki şu an izliyorsunuzdur. Ve böyle dolu dolu şeyler yaptık. Sonra başka bir yere gittik. Orada hani askeri kıyafetleri de işte can yelekleri mi diyoruz onları? Başka bir bölüme gittik. Orada çelik yelekler denedik. İşte askeri işte şeyler, kıyafetler nasıl kendini savunuyor falan filan. Bunları da çok güzeldi işte. Hoşuma gitti aslında askeri üniformalar. Güzel yani o şeyin içinde olabilmek. Tabii ki savaş güzel değil. Fakat kendinizi bu konuda görmek, hele benim gibi 4 yıl önce geldiyseniz, işte yani İsveç'iniz mükemmel seviyede değil. Ve orada olmak, onları anlamak, kendinizi geliştirmek, bir yere aitlik çabanız ve ben bunu yaptıysam daha neler yapıyorum falan gibi. Böyle aslında özgüveninizi artıran çok güzel bir etkinlik oldu benim için. Aslında ben daha sonrasında, bu Robert'le tanışmadan öncesine geliyor. Daha sonrasında aslında şey istedim. Ya acaba askeriye mi katılsam dedim. O dönem bayağı bir antrenmanda bu kadar kilolu değildim. O dönemler antrenman her gün yapıyordum. İşte bir de son günü, bizim işte pazar sabah oluyor artık. Son günü erken kalktı, antrenmana gittik. Sonra 10 kilometre ağırlıklarla koştuk. Sonra tırmanma, atlama, işte denge, işte sürünme, bu testlere girdik. Sonra işte şınav falan çektik. İşte bir yerde uzanıp böyle bir tane boynumuza bir şey bağladılar. Böyle bekliyorsunuz falan. Bu tarz antrenmanlardan işte yapmamızı, işte sınava hazırlık anlamında oldukça zorlayıcı benim için. Ya ben antrenman yaptığımı sanıyordum her gün. Ama o kadar yoğun bir antrenman değildi. Sonra kitapçık verdiler bize. Ben bir süre öyle çalışmaya başladım aslında askeriyenin o kitapçığına göre. Aslında düşündüm çünkü sadece sizden istenen ne? İsveç vatandaşı olmanız, İngilizce 5 ve İsveççe 2. Başka yoktu. Dedim niye olmasın? İngilizce işte 5 dönem okuyordum ben. Olabilir dedim. Yani şansımı deneyeyim. Neden olmasın? Embernet bahsettiğim üzere yöresel savunma aslında ordusu. Ama sizin kendi bir işiniz var. Ama askerlik yapmıyorsunuz. Ama acil durumlarda, savaş durumlarında sizin aslında bir yan göreviniz bu. Ama onun dışında siz yok ben asker olacağım, hayatımı bu şekilde tamam bir asker olarak geçireceğim derseniz, o zaman GMÜ dediğimiz yani Grundlegende Militär Utbildning, yani temel askeri eğitimine gitmek zorundasınız. Yaklaşık 3 ay sürüyor. Zaten seyahatleriniz, bütün eğitim bedava, yeme içme, hani askeri bildiğiniz üzere. Artı 4.380 kronda maaş alıyorsunuz. Çoğu insan o maaşı veriyor çünkü yiyecek yeriniz yok, yani sürekli ordu içindesiniz. 3 ay o şekilde eğitim görüyorsunuz. Tabi bu eğitime girebilmek için önce koşulları yerine getirmeniz gerekiyor. Dediğim gibi İngilizce 5, İsveççe 2, İsveç vatandaşı olmanız, 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor.
Ve fizik testlerinde başarıyla geçmeniz gerekiyordu. Ben de düşünmeye başladım. Acaba neden olmasın? Zaten çocuğum yok, çocuğum yok, beni tutan ne diye. Bir aslında bir hani 3 ay çalışırım ya da 3 ay kursa giderim. Sonra belki bakarım dedim. Öyle düşündüm. Ama kursa başlamaya karar verirseniz ya da kursa onay verip bütün testlerden geçip başlarken bırakırsanız bunun cezası hapis. O yüzden dediler ki iyi düşünün. Hani öyle çocuk oyuncağı değil. Tabii ki de çok normal böyle tepki vermeleri. Ben de düşünüyordum açıkçası. Aslında biraz fizik testini aslında korkuttu beni. Onun üzerine çalışıyordum. Her gün antrenmanımı yapıyordum. Ve o süre ise Robert'le tanıştım. Sonra onunla gerçekten çok iyi gidince ilişkimiz. Dedim ki onsuz 3 ay yapabilir miyim? Yani o beni yalnızken tutan o sağlam inançlar aslında biraz sendeledi yani. Böyle ya özlerim yapamam biliyorsunuz. Cıbık cıbık aşk işte. ve ben öyle vazgeçtim. Ama hemvernet'i aslında istiyorum. Robert'le de konuştum. Neden ikimiz birlikte gidip bir hemvernet yapmıyoruz yani eğitim almıyoruz. Benim aslında hep istediğim hemvernet de spesiyel hemvernet olmaktı. Kimyasal, biyolojik... biyolojik, radyosyal ve nükleer üzerine eğitim almaktı. Böyle bir manyak bir işe ilgim oldu o dönem. Aslında daha sonra daha da yoğunlaşıp işte bu gazlar üzerine eğitim almak istiyordum. Fakat hayat bizi farklı yönlere sürükledi. Ama gerçekten yani gurur duyduğum bir anı oldu benim için. İstese geldiğinizde böyle küçük küçük arada şeyler göreceksiniz. Böyle üçgen işte Huda adının yazılar oluyor. Ve bilin ki onlar herhangi bir savaş durumunda kaçacağınız sığınaklar aslında. Her apartman dairesinin altında bir sığınak var. Ve bildiğim üzere İsveç herhangi bir savaş durumunda yaklaşık kendi popülasyonunun, nüfusunun %95'ini kurtaracak kapasitede. Çok iyi hazırlanmış ve hala da hazırlanmaya devam ediyor. Bu da gerçekten bu ülkede yaşarken kendimi biraz daha güvende hissettiriyor. Ve ben bu ülkede yaşıyorum. Bu ülkenin vatandaşıyım. Aynı zamanda Türk vatandaşıyım. Burası da aslında benim artık bir ülkem. Burada yaşıyorum. Burada bir evim var. Arkadaşlarım burada. Ailem kimsem olmayabilir. Ama sonuçta artık benim de bir ailem var. Robert'le birlikte. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve beni anlamışsınızdır. Eğer siz de denemek isterseniz lütfen bana yazın. Benimle paylaşın. Eğer sorunuz olursa yine Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşın kanalımı. Daha da büyüyelim. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hey da.